Dünyada en çok turist ağırlayan 3. ülke olan Türkiye turizmindeki performansından değişim yaşıyor. Deprem nedeniyle bazı GAP turları Karadeniz bölgesine kaydı. Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat deprem felaketi nedeniyle iki ay ertelenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 26. kez kapılarını açtı. Önceki yıllara göre talebin katlandığı koridorlarda insan sayının oluşturduğu Emüt Fuarı'nın ana gündem maddesi ise deprem felaketi oldu. Ülkenin ekonomik olarak kalkınması ve bölge Yararlarının yararlarının yeniden sarılabilmesi için turizmin büyük önem taşıdığını belirten sektör oyuncuları erken rezervasyon kampanyalarının uzatıldığını vurguladı. Türkiye Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş depremin ardından GAP turlarının Karadeniz'e doğru kaydığını söyledi. Toktaş, Ocak ayına kadar bölgenin dolulukları çok iyiydi ancak Şubat ve Mart durdu. Ramazan'da durağan ama seçim sonrası canlılık bekliyoruz. Doluluk %80'in üzerine çıkacak dedi. Jolie Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar deprem felaketinin ardından bölgeyi canlı tutabilmek için özel bir çalışma yaptıklarını anlatarak bölgeye yönelik kültür turlarının yeniden hareketlenmesi belirgin bir zaman alacak gibi gözüküyor. Bu noktada biz destinasyonlarımızı ve programlarımızı farkındalaştırdık ama o bölgeyi canlı tutabilmek için Adıyaman, Maraş ve Antakya'dan mutlaka turlarımızı geçireceğiz. Örneğin Urfa, Mardin, Diyarbakır turunda Adıyaman'da Nemrut'u uğrayacağız.